Herkese merhabalar, lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de fasulye diblesi yapıyorum. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir yemek. Hemen başlıyorum. Yarım kilo taze fasulye kullanacağım ve uçlarını ayıklamaya başlıyorum. Tüm fasulyelerin uçlarını temizledim ve doğramaya başlıyorum. Küçük küçük doğrayacağım. İster bu şekilde tahta üzerinde doğrayabilirsiniz. Ya da isterseniz bu şekilde elinizde hızlı bir şekilde küçük küçük doğrayabilirsiniz. Fasulye diblesi için kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çok büyük parçalar halinde olmasın. Yarım kilo fasulye için 2 adet domates, 1 adet soğan ve 2 diş sarımsak yeterli oluyor. Hepsini yemeklik olacak şekilde küçük küçük hızlıca doğruyorum. Tenceremin içine doğramış olduğum fasulyelerin yarısını alıyorum. Şimdi de üzerine soğan ve sarımsağın bir kısmını alacağım. Yıkamış olduğum 1 çay bardağı pirinci de ekliyorum. Yine kalan soğan ve sarımsakları ekliyorum. Onların üzerine de taze fasulyeyi ekleyeceğim. Bu tarifte kavurma işlemi yapmıyorum ama kavurarak da sebzeleri pişirebilirsiniz. Kalan fasulyeleri de soğanların üzerine aldım. Tuzumu ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz ve biber ayarını size bırakıyorum. Ben 1,5 çay kaşığı kullandım. Hemen üzerine karabiber de ekliyorum. Fasulye diblesine gerçekten karabiber çok yakışıyor. 2 adet doğramış olduğum domatesi de tencereme aldım. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. Çok fazla su kullanmayacağız. Taze fasulyeniz körpe ise 1 bardak su yeterli gelecektir. Ocağa alıyorum ve orta ateşte 45 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Fasulye diblesinin yanına cacık çok yakışıyor. Yemeğim pişerken şöyle hızlıdan hemen bir cacık hazırlayacağım. 2 adet salatalık ve 2 diş sarımsağı el blenderından geçtim. Kaseme 1 bardak yoğurt aldım. Üzerine tuz ilave ediyorum. Ve 1 bardak da su ilave edeceğim. Ve güzel çırpıyorum. Salatalıklarımı da ekledikten sonra bol kuru nane ekliyorum. Bu aşamada tabii ki dereotu da ilave edebilirsiniz. Cacığım hazır ve hemen buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 40 dakika sonra tencerenin kapağını açtım. Gördüğünüz gibi hemen fasulyeyi kontrol ediyorum. Fasulyeler lokum gibi pişmiş. Çatalla kontrolünüzü yapın. Eğer fasulyelerinizde sertlik hissederseniz çok az daha sıcak su ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz.
Şöyle tencerenin dibine de bakıyorum. Hiç suyu kalmamış ve fasulyelerim gayet güzel pişmiş. Ocağın altını kapatıyorum. 1-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Divlemiz dinlenirken 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını eritip kızdırıyorum. Fasulye diblesi 15-20 dakika kadar dinlendi. Geniş bir kabın içine alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum tereyağımı da ekleyip çok fazla hırpalamadan dibleyi karıştırıyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Fasulye diblesini cacıkla birlikte servis ediyorum. Şöyle yakından da görün. Tane tane gerçekten çok hafif ve lezzetli bir yemek. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ve artık tadım zamanı. Tane tane olmuş fasulye diblesini deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.